LGS'ye son 50 gün arkadaşlar. Gerçekten zamanımız yavaş yavaş azalmaya başladı ama seviniyoruz da niye? Sınavımıza gireceğiz, kurtulacağız inşallah. Havalar da ısınmaya başladı. Birazcık karantinadan dolayı dışarı çıkamıyoruz, üzülüyoruz ama biz bu fırsatı değerlendireceğiz ve en güzel okulları kazanacağız inşallah. Günün sözüne baktığımızda Emerson diyor ki insanın aklı ve emeğiyle işlenmeyen fikirler hayal olmaktan öteye gidemez. Gerçekten de bizim bir hayalimiz var. iyi bir liseye girmek istiyoruz. İnşallah da gireceğiz ama eğer aklımızı kullanmazsak yani çalışmamız gerektiğini bilmezsek ve emeğimizle gayretimizle bunu süslemezsek o zaman bir işe yaramaz. Hani derler ya çok zeki ama çalışmıyor. Hayır. Zeki insan zaten çalışacağını bilir ve çalışır. Mesela zeki bir insan şu kalemi durduk yere kırar mı? Kırmaz. Niye? Bu kalem faydalı bir şey. Ben bunu kullanayım der. İşte zeki insan da mutlaka çalışacağını bilir, gayret gösterir ve çalışır. Sizler de inşallah aklınızla, emeğinizle işleyip hayallerinize ulaşacaksınız. Günün yorumuna baktığımızda Rabia Çelik 691 beğeni almış. Uzun bir yorum. O yüzden hızlı hızlı cevaplayacağım arkadaşlar. Burak Boru Anadolu sesini tanıtır mısınız? Evet. 450 puandan 500 puan çıkılabilir mi? Kesinlikle çıkılabilir. Sadece birinci dönem konuları olduğu için ve şu anda 450 puanda olan bir öğrenci sıkı bir çalışmayla 500 puana çıkabilir. Ders çalışacağım geliyor. Ders çalışacağım ama çalışacağız mı gelmiyor. E şimdi hedefini belirlemişsin. 450'den 500'e çıkmak istiyorsun. Hedefini karşına as ve bu hedefe ulaşıncaya kadar sıkı sıkıya çalışmaya devam et. %0 birlik dilime girmek için kaç net yapmalı? bu sene sadece birinci dönem konuları olacağından ve ee, muhtemelen sınavı da böyle inanılmaz zor yapmayacakları için bence çok iyi netler yapmamız lazım. Yani çok fazla yanlış yapmamamız lazım. Hele hele matematikte, Türkçe defende asla yanlış yapmadan ee, bu dilime girilebilir diyorum ben. Günde derslerin her birinden kaç soru çözmemiz gerekir? Arkadaşlar biliyorsunuz 50 tane sözel, 40 tane sayısal sorumuz var. Bunun kaç tanesi matematik, kaç tanesi fen? 20'ye 20. Kaç tanesi Türkçe 20, İnkılap 10, Din 10, İngilizce 10. Şimdi biz her birinden eğer her bir ders çalışacaksak mutlaka o oranda çalışmamız lazım. Yani sen günde eğer 20 tane Türkçe sorusu çözüyorsan 10 tane inkılap sorusu çözebilirsin. Günde eğer 20 tane inkılap sorusu çözüyorsan o zaman 40 tane Türkçe sorusu çözmen lazım. Eğer o gün Türkçe ağırlıklı çalışıyorsan. Dersin ağırlığına göre çıkan soru sayısına göre soru sayısını da artırmalısın. Günde 400 soruyla tam puan yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Eğer bu 400 soru nitelikliyse, yeni nesil soruysa ve bu her bir sorunun yanlışlarını dikkatle okuyup anlıyorsan ee, tam puan yapabilirsin. Galatasaray Lisesi'ni tabii ki tanıtabiliriz. Gaziantep Efendi tanıtabiliriz. LGS'nin ertelenme gibi bir durum olabilir mi? Olabilir ama şu anda olmayacakmış gibi duruyor. Çünkü yavaş yavaş Avrupa ülkelerinde karantina kalkmaya başladı. Orada bazı ülkelerde okulları açmaya başladılar. Dolayısıyla Milliyetin Bakanı da bunu istemiyor. Eğer LGS ertelenmezse diyerekten bir sıkı sıkıya çalışalım. Ertelenirse zaten hepimiz için ertelenmiş olacak. Bu durumda da yine birinci dönem, birinci dönem konular olacağı için sıkı sıkıya çalışıp başarılı olabiliriz. 390 puandan 450 puana çıkmak için kaç soru çözmemiz gerekir? Burada her zaman söylediğimiz gibi en az 270 soru çözmek bizim için çok daha faydalı olur çünkü artık konularını bildiğimiz bir sınava giriyoruz. Yani zaten bunu Eylül-Ekim-Kasım-Aralık'ta öğrendik bu konuları. Ocak-Şubat-Mart-Nisan'da yeni konulara geçecektik ama geçemedik. Okullar kapandı. E o zaman şimdi biz tekrar Eylül-Ekim-Kasım-Aralık-Ocak'taki konuları tekrar ediyoruz. O zaman bol bol soru çözebiliriz. 390 puandan 400 puan çıkılabilir mi? Kesinlikle çıkılabilir. Neden çıkılmasın? Aso Teknik Koleji, Kahramanmaraş Top Bir saat bilgisayar oyunu oynama zararı var mı? Yok arkadaşlar. Hiçbir zararı yok. Bu sizin hakkınız. Dinlenmelisiniz zaten. 200 puandan 300 artı puana çık. Ama bir saat. Daha fazlası olmaz. 200 puandan 300 artı puana çıkılabilir mi? Kesin. Kesin çıkılabilir. Neden? Çünkü zaten ne demiştik? Çok yüksek puanlarda. Yani 470'ten 500'e çıkmak zor bir şey. Gerçekten zor. Ama 400'den 420'ye çıkmak, 300'den 350'ye çıkmak esasında sıkı çalışıldığında halledilebilecek bir şey. E, Gaziantep Efendisi'ni tabii ki tanıtırız. 440 ve 460 arası biri fullleyebilir mi? Evet fullleyebilir. Neden fullleyebilir? Çünkü şu anda evdeyiz. Sadece birinci dönem konuları var ve sıkı bir çalışmayla halledebiliriz. Örnek sorular da yayınlandı. Onlara da baktığınızda bunu görebilirsiniz. Nevzat Aydın Hanım sizin tanıtabiliriz. Günde en az 100 150, en fazla 150, 220 soru çözen biri. 360 puanla 420 puanla çıkabilir mi? Evet. Eğer bu soruların yanlışlarını dikkatli bir şekilde öğrenirse çıkabilir. %2'lik dilime girmek için hangi dersen kaç net yapmalı? Burada çok fazla yanlışınız yine olmamalı. Yani matematikten, fenden, Türkçeden maksimum birer yanlışınız olmalı. Diğer derseniz de çok iyi olmalı. Eğer sınav kolay olursa çok daha fazlasını yapmanız gerekir. Safahat kitabını tanıtır mısınız? Tabii ki Mehmet Akif Ersoy'un eşsiz eseri Safahat. Zaten Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden biri tanıtabiliriz. LGS ertelenmeli mi ertelenmemeli mi? İnşallah ertelenmez. Niye? En iyi sınav hangi sınavdır biliyor musunuz arkadaşlar? bitmiş sınavdır. Sınav bitmiştir artık kurtulmuşsundur. Ama tabii öncesinde çalıştığın sınav ve çalışıp da bitirdiğin sınav daha iyi sınavdır. O ayrı mesele. Veri analizini yapamıyorum. Kendimi nasıl geliştirebilirim? Bununla alakalı mutlaka video anlatım videolarımızı izle. Konu videolarımızı izle. Sonrasında bol bol soru çöz. Her, dene, her gün deneme çözen biri günde kaç soru çözmeli? Her gün deneme çözen biri ardından o denemede yaptığı yanlışlarla alakalı en az 100 soru çözmeli. Çünkü bir de 90 soruda denemeden var 190 soru çözmüş oluyor. Bu en az tabii ki. 400-480 aralığındaki birinin full olasılığı kaçtır? Burada 480 puan alındaki birinin fulle bilme orasılığı en az yüzde 60'tır. Yani iyi bir çalışmayla 480'i 500'e çıkarabilir. Yapamayacağım diye çok korkuyorum. Ailemin çok büyük beklentileri var. 375 puanlardayım ne yapmalıyım? Ailen senin iyiliğin için seni birazcık strese sokabiliyor. Ama sen o stresi bırakabilmelisin. Diyeceksin kardeşim mesela diyelim ki ben şu kumanda şey işte mouse'u elimde hafif bir şey böyle tutabilirim öyle değil mi? Ama kaç saat tutabilirim? Belli bir saatten sonra artık parmaklarım, elim tutulmaya başlar ve bırakıveririm, düşüyorum. Dolayısıyla biz de belli bir stres yaşatıyor annemiz biz Bunu taşı 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 diyor. Anne bu stresi benim üzerime artık yükleme deyip bunu kenara bırakacaksınız. Ve artık sadece derslerinize odaklanacaksınız. Bununla alakalı ailenizi bir kere söylemeniz yeterli. Anne zaten insanlar şu anda koronayla uğraşıyor. Sen de benimle uğraşma. Ben zaten çalışıyorum. Bak bugün denememi çözdüm. Bugün testlerimi çözdüm diyebilirsiniz. 420'yi 470 olan birisi 480'e çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir. 470'den 480'e gülerek çıkar. Deneme artı 50 soru iyi mi? E, ee, i̇yi değil, normal. Deneme artı 100 soru çözmek lazım. Niye? Çünkü denemede diyelim ki 10, 5 yanlış yaptığını düşünelim. 10 yanlış yaptığını düşünelim. Her bir yanlışla alakalı 5 soru çözsen zaten 50 soru eder. Her bir yanlışla alakalı 10 soru çözdüğün zaman, bir test çözdüğün zaman bu durumda zaten 100 soru çıkıyorsun. Ailem çözüm soruları tekrar çözüyor mantıklı mı? Çözdüğün soruları değil ama yaptığın yanlışları tekrar çözebilirsin. Aynı zamanda biliyorsun bizim Tonguç Akademi'de çözdüğün soruların her birini tekrar tatsan ve aynı zamanda doğru kaynaktan tekrar çözebilirsin. 200 puandaki biri 400 puan yapabilir mi? Zor ama yapabilir. 300 puan olan birisi 400 puana çıkabilir mi? Yapabilir. 350 puan olan birisi 450 veya 470 puana günde 200 soru ile çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Tekrar söylüyorum. Doğru soruları çözerse, yaptığı yanlışların üzerine giderse çıkabilir. Günün kitabına baktığımızda Mehmet Rauf'un Eylül kitabını görüyoruz. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve yine günün okuluna baktığımızda Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi 7.11 ile alıyor. Üniversite öğrenci yerleştirme başarısı %73. Yani 100 öğrenci 73'ü iyi bir üniversiteye yerleşmiş. Günün kaynağına baktığımızda öğrencilerimiz çok soruyor hocam tost kaçı çözeceğiz diyorlardı. Biz de bunun için LGS tost setini çıkardık. Yani birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü tostları bir kutunun içerisine koyduk. Bunları size hazırladık arkadaşlar. Mutlaka bu dört tostu alıp içindeki yeni nesil soruları çözün. Temel, orta sınav tarzı sorularla inşallah LGS'de hiçbir konuyu, hiçbir soruyu kaçırmayın istiyoruz. E, günün sorusu e, bir e, fen sorusu kromozom falan diyor. Bence bu soruyu siz hepiniz biliyorsunuz ama bilmiyorsanız mutlaka cevabını öğrenin. Ödülü sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden iyi çalışmalar. Bu hafta sonu çok iyi değerlendirelim. Bu hafta sonu en az üç, iki tane deneme çözüp ardından da bol bol soru çözelim. Sonrasında da güzel günleri beklemeye devam edelim. Hadi bakalım.